SCP-529 Nesne Sınıfı Güvenli. SCP-529 Felis Catus ailesinden gelen gri izlere sahip küçük bir ev kedisidir. Hayvanın kaburgasının belli bir bölümü yok olmuş, görülemez durumdadır. Vücut bundan dolayı ikiye bölünmüş gibi gözükmektedir. Buna rağmen hayvanda herhangi bir sağlık problemi bulunmamakla birlikte normal bir şekilde yürüyebilmektedir. Aynı zamanda beslendikten belli bir süre sonra hareketleri maddeyi yok ediyor gibi gözükmektedir. Hayvanın dik kesimine rağmen iç kısmı gözükmez. Fakat kediye o taraftan bakıldığında bütün görünür ışığı emebilen bir karanlık gözükür. Karanlık bölgeye yavaşça dokunulabilir. O bölgeyi nazikçe sevmek kedinin olumlu bir tepki vermesine sebep verebilir. Ama genellikle pençelerini o kişiye geçirir. Bıraktığı izlerin herhangi bir sıra dışı özelliği yoktur. DNA testi kedinin dişi olduğunu göstermiştir. Arka kısımları görülmemekle birlikte arka tarafının 1/4'ünün direkt olarak olmadığı araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. Özel muhafaza prosedürleri. Şu ana kadar gerekli önlemlere ihtiyaç duyulmamıştır. Kedi Josie sevimli olmakla birlikte tesisin bütün alt kısımlarında özgürce dolaşabilir. Görevli personel Josie'yi peynirle besleme iznine sahip değildir. Yeterli peynir verilmezse stres göstermeye başlar. Evet arkadaşlar, SCP Türkçe grubumuza son eklenen SCP'lerden bir tanesiydi. Okuma sebebim yine Amerika'da sürekli SCP hikayeleri dinlerken ilgimi çeken değişik bir varlık. Hatta üzerinde tartışmalar yapılıyordu. Genel kanı alt yarısı başka bir boyutta, yanlışlıkla bir portaldan geçti gibi. Bununla birlikte bu hafta hasta olduğum için sesim kısılmıştı. O yüzden bir günüm boşa gitti. Dolayısıyla da fazla vaktim olmadığı için kısa bir SCP'nin denk gelmesi iyi oldu. Sesim düzeldiği zaman daha uzun SCP'lerde tekrar görüşürüz.